siyanürle altın çıkarılması durumunda, bakın hemen arkamda gördüğünüz şu büyük gölcük dediğimiz doğal gölcük zehirlenecek siyanür havuzlarıyla. Buradan su içen koyunlar, su içen yılkı atları, yani yılkı atları bu doğada doğup bu doğada kendiliğinden yetişen atlar, yabani atlar buradan su içemeyecek. Tilkiler, sincaplar, kaplumbağalar buradan beslenemeyecek ve buranın siyanür zehirli nedeniyle, siyanür molekülleri nedeniyle insan sağlığını etkileyeceği gibi aynı zamanda asırlar boyunca geri dönüşümsüz bir şekilde bitkiler, endemik yapısı da tahrip olacak. Biz İzmir'deki madencilerin İstanbul'da Asterix, Obelix kıyafetleriyle yürürken biz televizyonlarımızda kıkır kıkır gülüyorduk onlara. Sahip çıkmıyorduk. Ama ne zaman ki madenci buraya gelince ayağımız suya erdi. Ve ne olabileceğini tahmin ediyoruz. Yerli bir bölgesinde son derece başladıklarında uyandık ve burada hiçbir hayat koymayacağını biliyoruz. Burası bizim yaylamız. Yani dünyada eşi benzeri olmayan bir yayla. Bunu yapmak, yıkmak çok kötü bir şey. Başka yerlerde yapıyorlar. Biz yapılmışı neden yıkalım ki? Yani öyle şeyler, güzel doğanın güzelliğini yıkıp da başkalarının madenleri için yazık değil mi bu doğaya? Hayvanlar yararlanıyor, insanlar yararlanıyor. Buradan doğal süt alıyoruz, koyunumuz geliyor. Biz gezmeye geldiğimiz zaman oksijeni bol olan güzel bir yeri siyanürle parçalayıp yıkmana ne gerek var ki yani? Hiç kıymayın yaylamıza ya. Kaz Dağı'nı yerle bir ettiler. Yemyeşil yapacağız dediler. Kıraç bir çöle dönderdiler. Ordu'nun Fatsa ilçesinin Bahçeler köyünde adeta yemyeşil alanın içerisinde sapsarı bir çöl oluşturdular. İşte bugün de burada toplandık ki Emir Dağlı bunu hak etmiyor demek için. Biz zenginlik istiyoruz ama zenginliği yerin altında aramayın. Zenginlik zaten yerin üstünde var. Korumakla yükümlü olduğumuz doğa tapulu malımız değil. Bize emanet. Bizden öncekilere de emanetti. Biz bu emaneti bizden sonra gelecek nesillere bozmadan, perişan etmeden taşımak ve teslim etmekle yükümlüyüz, sorumluyuz. Vicdani borcumuz var. Çocuklarımıza temiz bir gelecek istiyoruz. Yaylalarımıza dokunmayın. Burası yaban atları, yılkı atı adı verilen yaban atlarına ev sahipliği yapan, aynı zamanda Emirdağ'da koyun ve keçi yetiştiriciliğinin yapıldığı, son derece güzel endemik bitki türlerine sahip eşsiz bir manzarası olan Emirdağ yaylaları. İşte bu yaylalar siyanür yüzünden yok olsun istemiyoruz. Yaylalarımıza dokunmayın. Bu çocukların geleceği yaylalarımız. Bize altın ve siyanür lazım değil. Ben 62 yaşındayım. 60 senem buralarda geçti. 2 ay böyle gelip aleyhçik tutup oturuyorduk. Buralar bizim yurtlarımıza dokunmasınlar. Hatta atalarımızın kemikleri sızılar. Biz yaylamız istiyoruz. Yaylamız biz burada her sene yaylaya çıkıyor. Yani meramız yaylamız tahrip olmasın. Yaylalarımız tahrip olmasın yani. Bura bizim Emirdağ yaylası. Biz yaylamız istiyoruz yani. Demek istediğim bu. Bu benim baba mesleğim. Çocuktan beri ben bunu gördüm. Bunlar dede yurtları yani. Dedelerden kalma yurt. Bu arada ben 45 sene esnaflık yaptım. Yine de koyundan vazgeçemedim. Oksijen. Sağlık için bile birdir. Burada havastan esasında esas buraya yapılacak şey havastan. Biz dernek olarak İkizköy'e, İkizdere'ye, Tunceli'ye, Kaz Dağları'na, pek çok yöreye gittik, ilçe gittik en son olarak. Ve madenlerin ne kadar büyük bir tehlike yarattığını, doğayı ne kadar yakından etkilediğini, hayvancılığı ve insan sağlığını ne kadar olumsuz etkilediğini çok yakından gördük. Buradayız çünkü Emirdağ yayaları da yine bir Kaz Dağları, bir İliç, bir Fatsa, bir Bergama olmasın istiyoruz.
bizim bu dağlarımızda 2000-3000 civarında yılkı atı yaşar. Yılkı atları bildiğiniz gibi vahşileştiler. Devletimiz yılkı atlarına köpek muamelesi bile yapmıyor. Vahşi hayvan da demiyor, evcil hayvan da demiyor, sokak hayvanı niyetine. Hiçbir korumaları da yok. Normal olarak bu bölge yılkı atlarının hayat yaşam alanı, hayat sahası buralar. Bunlar da gelecekte gürültüyle maden arama, hele hele maden çıkarma, değirmen kurma, kamyonlar, zehirler, burada artık at filan kalmayacaktır. Aslında işin özü şu, bu izni veren siyasi irade, bunu durdurması gereken de siyasi irade. Siyasi iradenin de anladığı tek dil var, toplumsal muhalefet. Biz de onu yapıyoruz. Kanunların bize verdiği izni sonuna kadar kullanıp toplumsal muhalefeti geliştiriyoruz, geliştireceğiz. Halk olursa bu iş olacak, yoksa birkaç tane platform konuşuyormuş meselesi değil. Ama emirdağ halkında bu ateş, hani tuttu diyeyim, dumanımız çıkmaya başladı, yakında alev var, herhalde büyürüz. Ona inanıyorum, teşekkür ediyorum. Bu dağ sadece insanlara değil, yılkı atlarına, tilkilere, timsahlara, kurbağalara, kuşlara da aittir. Tavşanlara. Hepsine ait, koyunlarımıza, kuzularımıza da aittir. Dağımıza, emirdağına